Görüşürüz, kendine iyi bak. Fiyatı toptan ama tamam. Biz bu ülke ekonomik süreci üzerine, yani ekonomik süreç nedeniyle bu fiyat. Normalde geçen sene bu da Elliot'un. Elliot ama bunda, ama Elliot senden başka kimseye vermedi. Yok, kimse de yok. Nasıl aldım? Mesela aslında organik sertifikası da değil. Şimdi dünyada artık hidroponik üretim var, saksıda üretim var. Bunlara da bir şikayetimiz yok. Ancak bu arkadaşların üretim metotlarıyla biz şu arada var ama onlar da daha tam olgunlaşmadı. Bir tık daha küçük. Bir geç mi? Biraz daha geç ve küçük oluyor onlar. Bir tık daha küçük oluyor. Yok, bunlar yeri bunlar oluyor. Iyi. Bunlar da sıkılıyor. Bunlar ilk Aysal Hoca'dan aldığımız fidanlar. Yani Mavi Dal'dan aldığımız fidanlar. Sizin için nasıl uygunsa? Bunu verilerin içinde aynen böyle daha iyi. Bak bu mesela bir Mustafa. Ama bunda lezzetli. Çok güzel yani. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlar, şu an Tuzla Mahallesi'ndeyiz. İnegöl'ün Tuzla Mahallesi'ndeyiz. Yaban mersini hasatı burada devam etmekte şu anda. Türkiye'nin tescilli en büyük yaban mersini bahçesindeyiz, şu tarlasındayız şu anda. Buranın toplam 42 dekar civarında bir tarla burası. İnegöl'ümüzde bildiğiniz gibi son zamanlarda özellikle yaban mersini önemli yer tutmaya başladı. Yaban mersini yalnız toprak seçici olduğu için her yerde olmuyor. Dolayısıyla yüksek rakımlı yerlerde oluyor. Tuzla mahallemizde bu yönde toprak uygunluğu bakımından ön plana çıktı ve devamında da burada bu yaban mersini ivme kazanmaya başladı. Toplamda 700 dekar bir alanda şu anda yaban mersini üretiliyor. Buradan da 50 ton civarında bir ürün elde ediyoruz. Fakat bahçelerimiz şu anda genç bahçelerimiz. İleriki dönemde burada hedefimiz 1000 ton civarında. Tabii bu arada 60 tane köyde yaşayan çiftçilerimizden de 60 çiftçimiz de bu işe. Öncü arkadaşlarımız var. Erkan Ateş'in bahçesindeyiz şu anda. Öncü oldular. Dolayısıyla 60 çiftçimiz de bu işe soyunmuş durumda. Daha önce böyle fazla işlenilmeyen bu yüksek rakımlı, bu binin üzerinde bir rakımlı köydeyiz. Ve buraları aktif hale geldi. Çok güzel gelir sağlamaya başladı. Daha tam verime geçmemesine rağmen bugün itibariyle bile bu mahallemize 10 milyon TL civarında bir para girmiş durumda. Ya İnegöl'ümüzün mümbit topraklarında maşallah her türlü ürünler yetişiyor. İşte en son, özellikle son 5 yıldır da yaban mersiniyle ilgili çalışmalar güzel gidiyor. İnşallah şu anda üretim bakımında Bursa birincisiyiz. Onu öncelikle söylemiş olayım. İleriki dönemde de hedefimiz, zaten şu anda da Türkiye birinciliğine doğru gidiyoruz. Biz bunu 2 sene ve 3 sene içinde Türkiye birinciliği, Bursa birinciliğinden sonra Türkiye birinciliğinde yakalayacağız. Çünkü topraklarımız uygun. Müteşebbis insanlarımız, öncülerimiz var burada. Onlarla birlikte yaban mersininde de bu hedefi yakalayacağız. Evet, biz Tuzla Köyü'nde blueberry yaban mersini üreticisiyiz. Bugün bizi İnegöl Ziraat Odası Başkanı ve değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımız ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, yaban mersini biz burada toprakta, doğal ortamında yetiştiriyoruz. Bu bölgede yaklaşık 1200 rakımda zaten kendiliğinden oluşan, ormanın içinde bulunan blueberry'lerin yanına Amerika'da organize edilmiş blueberry çalılarını burada yetiştirmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle bölgemizdeki çalı başına 3,5-4 kilogramı yakaladık. Yani 1 dekarlık bir arazide artık 1 ton meyveyi alabiliyoruz. Çalı üretimi ve çalı dikim açısından şu anda Türkiye'deki en yüksek anlamda verim ve dikim sahası yüksek köyüz. Kırsal anlamda da en büyük üretim merkeziyiz. Topraktaki üretimi önemsiyoruz. Çünkü hidroponik saksıda üretici arkadaşlarımızla bizim üretim metodumuz tamamen farklı.
Bugün itibariyle ürünlerimiz özellikle market ve ihracat noktasında ciddi anlamda yer bulmaktadır. Kilogram fiyatlarımız 150 lira 200 lira arasında yer buldu. Toplam pazarına da bu şekilde yansıdı. Şurada vurgulamak istiyorum. Özellikle ekonomik açıdan geldiğimiz süreç itibariyle dünya borsasına göre biraz daha aşağıda bulunmaktayız. Ancak bunu biraz daha ilerleyen dönemlerinde bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Parakende de özellikle markette 350-400 liraya kadar bu ürün çıktı. Buradaki ürün miktarlarımızı dışında kalitede de çok önemli yol aldık. Çünkü ürünlerimiz 14 boy ve üstü olduğu için özellikle ihracat pazarında ciddi anlamda yer almaktadır. Hangi ülkelere ihraç ediliyor? Bugün itibariyle Kazakistan, Hong Kong gibi ülkelere ürünlerimizi gönderdik. Ama özellikle Bursa'da ve Türkiye'deki sayılı marketlere, pastacılık sektörüne ve tıbbi aromatik sahaya ürün vermiş olduk bu yıl.